Merhabalar efendim. Et sevmiyorsanız ya da çocuğunuza sebze yediremiyorsanız sizin için çok güzel bir tarifimiz var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tarifimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncelikle parçalara ayırıp yıkadığımız karnabaharlarımızı tenceremize alıyoruz. Daha sonra üzerini geçene kadar su ekliyoruz. Tuzunu ilave ediyoruz. Ve ocağımızın altını açıp karnabaharlarımızı haşlamaya bırakıyoruz. Karnabaharlarımızı haşladıktan sonra mutfak robotunun içine alıp incecik doğruyoruz. İsterseniz bu işlemi ezerek ya da ufak ufak doğrayarak da yapabilirsiniz. Evet, karnabaharlarımızın bu kadar öğütülmüş olması bizim için yeterli. Robotta ince ince kıydığım karnabaharlarımın üzerine 2 adet yumurta kırıyorum. Bir adet rendelenmiş orta boy soğan ilave ediyorum. 2 diş sarımsağı ezerek malzemelerimin içine alıyorum. Ardından bir tutam ince ince doğranmış maydanoz ekliyorum. 1 su bardağı kadar galeta unu ve yarım su bardağı normal un ilave ediyorum. Baharat olarak 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber alıyorum. Daha sonra 1 fincan suyun içine 1 çay kaşığı karbonatı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve malzemelerimin üzerine döküyorum. Son olarak tuzumu da ayarladıktan sonra köftemi yoğurmaya başlıyorum. Evet, yeterince karıştırdığımız köftemiz artık hazır. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Üzerine şöyle biraz bolca sıvı yağ ekliyorum. Ardından ocağımın altını açıp yağımın kızmasını bekliyorum. Yağım yeterince kızınca hazırladığım köfte harcından bir kaşık dolusunca alıyorum. Elimle köfte şekli veriyorum. Daha sonra kızdırdığım yağımın içerisine alıyorum. Ve köftelerimin her iki tarafı da kızarıncaya kadar çevirerek pişiriyorum. Evet, köftelerimiz pişti. Hemen şöyle bir tanesini size yakından göstermek istiyorum. Şöyle içini de açayım. Müsaadenizle bir de tadına bakacağım. Lezzetini size şöyle tarif edeyim. Sanki bir mücver gibi ama yerken köfte tadı alıyorsunuz. Karnabaharı sevmeyenlere bile karnabahar yedirtecek, çocuklarınız için muhakkak denemeniz gereken çok güzel bir tarif. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Afiyet olsun.